İzmir'deki olay yerlerinde de böyle bir silgi bulmuş muydunuz? Hayır. O zaman belki silgi yoktur. Emin değilim. Olay yerlerini siz de gördünüz. Çok karışıklar. Tamam. Yani silgiyi oraya bırakanın katil olup olmadığından kesin olarak emin değiliz. Ama üstündeki yazıya ne diyorsun? 23 Mart 2009 durmuş. Eğer silgiyi katil bıraktıysa mutlaka bir anlamı olmalı. Ve bunu anlamanın tek yolu var. İzmir'e gitmek. Kaç tane mühürlenmiş olay yeri vardı? 2. Toplam kaç cinayet işlendi? 4. Yani Aziz'le birlikte 5 etti. Bakıyorum silgi fikrini değiştirmeye yetmiş. Sonunda benim katille ilgilenmeye başladı. O kadar havalanma canım. Daha kesin bir şey yok. Boşuna teori öğretmenin anlamı yok. En iyisi sabah ilk iş İzmir'e gidip şu mühürlenmiş olay yerlerine bakalım. Tamam. Şahan ne yapıyoruz? Bırakıyor muyuz? Kesin emin olmadan bırakamayız Selim. İyi süper, tamam. Ben biletleri ayarlayayım o zaman. Belki Çeşme'ye babamların yanına da uğrarım. Sen gelmiyorsun Selim. Ne? En azından birimizin burada kalması gerekiyor değil mi? Doğru, haklısınız başkomiserim. Sence bulacak mıyız? Umarım. Hala inanmıyor musun bana? Ne önemi var bunun? Benim için önemli. Neden? İstanbul'a gelerek kariyerimi tehlikeye attım ben. Haklı çıkarsan konu kapanacak. Ama çıkmazsam da hakkında soruşturma açılacak. Ne diyorsun? İnanmasan burada olur muydu? Olay yeri incelemesi faili mahkum ettirecek delillere ulaşıncaya kadar sürer. Bu nedenle aynı yere birkaç kez gidildiği de olur. Ya delil aramaktan ne zaman vazgeçilir? İki örnek vereyim, cevabını siz bulun. FBI'dan Bayan Susan Ostrobinski 23 yıl önceki bir cinayeti aydınlatabilmek umuduyla New York'un orta yerinde tonlarca toprak ve çamuru gece gündüz demeden eletip süzdürdü. Tam 22 gün sonra kurbanın kemiklerine ulaştı. Kansas Cinayet Büro Amiri Bayan Sherry Reid, katilin cinayette kullandığı çekme kancasını göle attığını düşündü. Olay yeri inceleme biriminden Bayan Barbara Eckert, 2 futbol sahası büyüklüğündeki suni gölün suyunu tamamen boşalttırdı ve amirinin haklı olduğunu kanıtladı. Burada oturuyordu. Elleri pantolonun içindeydi. Ve sırtında da çarp işareti vardı. Evet. En az 10 kere gelmişimdir buraya. Ama hiçbirinde silgiyi bulamadın. Seninki tamamen bir şanstı. Şans mı? Herhalde silginin üstünden bilerek çıkarmadın kağıdı. Sence? Böyle bir şey tahmin etmene imkan yok. Tamam, şansımı denedin diyelim. Hem iyi polis hem alçak gönüllü. Böyle erkekler kaldı mı bu dünyada? Uzaydan falan mı geldin sen? Adamın kafasına çekiçle vurmuş. Buraya da kanlar sıçramış. Adı neydi? Salih. Salih Sönmez. 48 yaşında. Evli miydi? 2 de çocuğu vardı. Ne yapacağım ben şimdi? Gitti. Evimin direği gitti. Nasıl kalkacağım bu kadar şeyin altından tek başıma? Öyle iyi bir insandı ki. Tanımanızı çok isterdim. Neden Allah'ım ya? Neden biz? Merak etmeyin. Bunu kim yaptıysa bulacağım. Ne fark eder ki? Kocam geri gelecek mi sanki? Adamın eşini görmen lazım. Kızları Zeynep, 8 yaşında. Diyaliz hastası.
Kadın mahvoldu kocasının öldüğünü duyunca. Nasıl mahvolmasın? Kızın bayağı bir masrafı vardır. Tabii. Oğulları 12 yaşında. Ali. Çocuk okulu bırakıp çalışmaya başlamış. Duyunca delirdim tabii. Neyse sonra bir şeyler hallettik. Nasıl hallettiniz? Önemli değil. Bulduk bir yolunu. Az önce alçak gönüllülükten bahsetmiştin sen. Orhan Başkomiserim. Birader sen bize iki tane Sezar salata getir. Ama bak ustaya söyle tavuksuz olsun, tamam mı? Tavuk yok. Tamam efendim. Canım sen ye istiyorsan. Yok ya iyi böyle şimdi rejim yapıyorum falan. Bir de göbek aldı başını gidiyor. İyi böyle. Bir de iki tane portakal suyu. Sıkma var mı? Tabii. İsterseniz karışık yaptırabilirim. Tamam. Olsun. Karışık olsun. Olsun değil mi? Olsun. İyi olsun. Tamam. Başka bir isteğiniz var mı? Yok. Teşekkürler. Selimciğim. Niye bozuksun sen? Başkomiserim mi? Yok. Niye bozuk olayım ki? Bilmem. Hani pabucum böyle tam atıldı ya. Ne? Alakası varmış ya. Allah. Ya kızım yok öyle bir şey. Ya ben sadece heveslendim şimdi. Tamam, İzmir'e gideriz belki. Babamları falan görürüm diye. O kadar yani. Başka bir şey yok. Çok ayıp Selim. Bari bana numara yapma ya. Bilmiyorum sanki ben seni. Ya kızım bir şey oldu yok. Yani yorgan gider, kavga biter. Nalbur canavarı yakalanınca rahatlayacağım diyorsun yani. Nalbur canavarı mı? Hı. Öyle diyorlarmış İzmir'de katile. Kim dedi? Ayça. Sen de mi Brutus ya? Ay Selim niye taktın ki sen bu kıza? İyi birine benziyor. Ya Allah Allah. Kızım benim taktığım yok ya. Siz taktınız ben taktım diye. Kızım ben takmıyorum. O asıl o bana taktı. Merkez 45-25. 45-25 dinleme de tamam. Ayda sormalı. Sultanbeyli yakınlarında kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulunmuş. Tamam merkez. Anlaşıldı. Hemen olay yerine intikal ediyorum. Yemekler ne olacak? Şimdi paket yaptırırız onları. Hop birader. Bizim salataları acil paket hemen. Tabii efendim. Ben de mi geliyorum? Gelmek istemiyor musun? Yok, istememek değil de... Yani merkezde bir sürü iş var. Eldiven üstündeki de hala uğraşıyoruz. Ya kızım ya, zaten ne bulacaksak sana getireceğiz. Anlaşıldı, sen beni bırakmayacaksın Selim'ciğim. Ya bırakayım istersen bırakmışsın da işte gel işte yani. Güzel güzel olay yerini inceleriz. Beraber yani. İnceleyelim. Hadi kalkalım o zaman.